Yani Şile tabii kamyon yoğunluğu olan bir bölge. Şimdi bakın ben bu yoldaki süretime 90'a düşüyorum. Bakın ne oluyor şimdi görün. Şu anda 90'la gidiyorum. 97 ile gidiyorum pardon. Ben 97 ile gidiyorum. Yani süretimin üstünde gidiyorum. Gördünüz mü ne oluyor? Hatta 90'a düşeyim mi? 70 şu an istenen sürat. 70. Ha, şu an 70 istiyor. 70'e düşüyorum. 50. Bak şimdi diyorsunuz ya bazen 70 ile gitmiyorsun, 70 yazıyor ama bakın ne oluyor görüyor musunuz? Şu an 79 ile gidiyorum. 50 ile gitmem lazım burada. Tabela öyle söylüyor. 50 ile. Şimdi herkes uyarsa bu bir iş. Lev kazanıyor bak. Hop bir tane daha. Gördük mü? Track day yapmışlar bugün Zafer Bey. 77 ile gidiyorum. Herkes beni geçiyor. 3 şerit de doluyor kamyonla. Evet. Yani böyle bir durum var. Ne yazık ki. Türkiye'de bu söylediğiniz çok ciddi bir sorun. Avrupa'nın birçok ülkesinde arabalarla motosikletlerin hızları, azami hızları aynı iken Türkiye'de ciddi farklar var. Ve bu motosikletliler için ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Çünkü motosikletler kamyonlarla ve otobüslerle aynı giderlerse eğer, aynı hız limitlerinde giderlerse eğer ciddi bir risk altına giriyorlar. Çünkü onlar çok büyük araçlar, onların yarattıkları birçok handikap var şehirler arası yollarda. Şimdi hız sınırlarına baktığımız geliş gidiş çift yönlü yollarda 80 kilometre motosiklet, 90 kilometre araba. Çok az bir fark görüyorsunuz ama bölünmüş yola geldiğinde motosikletler 90 kilometreye çıkıyor, arabalar 110 kilometreye çıkıyor. Ve iki katı neredeyse fark oluşuyor 20 kilometre kadar. Otoyollarda şimdi artık yeni otoyollar 120, 130, 140 kilometre bölü saate kadar çıktı. Hatta 150'ye çıkacak bazıları onu da biliyorum. Arada bizimki 100 kilometre. Yani otoyolda motosikletin azami hızı 100 kilometre olmak zorunda. Yani bu müthiş bir eşitsizlik ve o süratlerde motosikletli için can güvenliğinin hiçe sayılması, tehlikeye atılması demek. Çünkü şimdi siz gidiyorsunuz diyelim ki 80 kilometre ile arkanızdan otobüs geliyor sizi geçebiliyor. Ya da aynı süratte gittiğinizi düşünün. Önünüzde bir otobüs var, arkanızda bir kamyon var ve siz onu ne yazık ki geçemiyorsunuz. Aynı süratte gitmek zorundasınız. Koskoca önünüzdeki otobüsün görüşü kapattığını düşünün. O ona bir şey olmaz. O çok büyük bir aile. Kaçar o ama siz bir anda o tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü kamyon, otobüs sizin önünüzü kapatıyor oluyor. Görüşü sıfıra indiriyor. Bu bizim için çok önemli bir şey çünkü bir motosikletinin en büyük silahı görüşü. Bunu elinden alırsanız her şey sona erebilir. O yüzden çok tehlikeli. Bizim mutlaka ve mutlaka araba hız sınırlarına çıkarılmamız gerekiyor. Fazla bir şey değil. Sadece arabalarla eşitlenecek. Bütün Avrupa böyle. Avrupa ülkelerinin hepsinde bu böyle. Bizde sadece fark var. Bu fark neden var hiç bilmiyorum. Mantıklı da değil. Ve motosikletlerin can güvenliğinin daha iyi korunabilmesi için arabayla motosiklet hız sınırlarının eşitlenmesi şart. Diyebiliriz tabii ki çünkü motosiklette bir kaporta yok. İşte ne giyiniyorsak o mont, pantolon ne giyiniyorsak o. Şimdi arabayla kaza yapmakla motosikletle kaza yapmak arasında ciddi farklar var. Çünkü kaza sonucunda büyük hasar alan taraf motosiklet sürücüsü oluyor. Araba kaportaya gidiyor, siz hastaneye gidiyorsunuz. Yani bizim en azından arabalara kadar hız sınırımız yükseltilirse eğer motosikletçinin kaçmak gibi çok önemli bir avantajı vardır sürüşte. Kaçma avantajını kullanabilir. En azından biraz gaz açıp tehlikeden uzaklaşabilir. Ama şu anda elimiz kolumuz bağlı ne yazık ki. Çünkü hız sınırları buna izin vermiyor. Denetimler çok fazla, bu çok güzel bir şey. Denetimle biz düzeleceğiz. Bu trafik denetimle ancak düzelir. Ancak bu denetime takılan sınırlarda ne yazık ki bu olumlu cevap vermiyor bize. Gelişmiş ülkelerdekinin aynısını istiyoruz. Farklı bir trafiğimiz yok. Onlarla neredeyse eşit. Biraz daha kaotik bir ortamımız var. Bunu çözebilmek için de motosiklet aslında çok iyi bir taşıttır. Motosiklet modern bir taşıttır. Yer tutmaz, az benzin harcar, yolu eskitmez. Çok desteklenmesi, sübvanse edilmesi gereken bir araçtır trafik için. Ama bunun için de onlardan ricam şu hız sınırlarını hemen yapabilirler aslında. Bir küçücük yasa değişikliğiyle arabalarla eşit
eşit düzeye çıkarırlarsa eğer, inansınlar ki birçok motorcunun hayatı kurtulacak, çok daha güvenli seyahat başlayacak ve insanları motosiklet kullanmaya da teşvik edecektir bu durum. Sadece empati yapmaları yeterli. Saygı, anlayış, empati, trafik ancak bunlarla düzelir. Ha, demin de söylediğim gibi başta denetimle düzelir ama ondan sonra da eğitimle, işte empati, anlayış. Yani siz eğer motosiklet sürücüsünün yerine koyarsanız kendinizi, o zaman onu affedebilirsiniz ya da ona hoşgörülü bulunabilirsiniz. Yağmurda ona yol verebilirsiniz mesela. Şimdi bugün sabah mesela çok yağmur yağdı. Şimdi araba sürücüleri açıkta giden motosiklet sürücülerinin yerine kendilerini koyar. Biraz da anlayışlı olurlarsa bu iş çözülür. Ama iki tarafa da diyorsanız da o zaman kavramı değiştiriyorum. Saygı. Saygıyla düzelir. Yani siz ona saygı duyacaksınız ki o da size saygı duysun. Tek taraflı olarak ben saygı duymayayım, o bana saygı duysun, iki taraf için de söylüyorum, bu çok mümkün değil. İki taraf da birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşırsa bu sorun inanın çok kısa sürede çözülecektir. Ama bunun yanında devletimizin de bu denetimleri aralıksız devam ettirmesi ve sıkı tutması gerekiyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey bence. Hani bunun yapılmaması gerekiyor. Yani büyük araçların çok hızlı bir şekilde gitmemesi gerekiyor. Aynı hızda gitmemesi gerekiyor. Çünkü bizim de görüş açımız kapanıyor. Adamın görüş açısı kapanıyor. Bu sefer bizi göremiyor. Ondan sonra bu tür kazalara çok fazla şahit oluyoruz. Yani bunların olmaması gerekiyor. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Zaten bu motor sürücüsü olarak biz hep ikinci planda kaldığımız için çok kazaya sebep oluyor bu neden. Yani istediğimiz hıza ulaşamadığımızdan dolayı maalesef arkada kalıyoruz ve göremiyoruz diğer araçları. Bundan da hiç memnun değiliz. Yani bu hızın en azından biraz arttırılmasını talep ediyoruz. Genel olarak bütün motorcular da aynı şeyden şikayetçi.